bir grup konuşması yapmayı planlıyorken Türkiye'de bugün iki büyük hukuk garabeti ortaya çıktı ve grubumuzu olağanüstü toplantıya çağırmak durumunda kaldık. Bir dizi karar aldık. Aldığımız kararları sizlerle paylaşmak üzere bu olağanüstü toplantımızın basına açık kısmını gerçekleştiriyoruz. Maalesef oy çokluğuyla Anayasa Mahkemesi sansür yasasının iptal talebimizi reddetti. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin çoğunluğu da buna yol verdi. Buna karşı basın özgürlüğünü savunmaya, gazetecilerin arkasında durmaya, basın meslek örgütleriyle dayanışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Tam bu konu Türkiye'nin gündemindeyken, bunun çok daha ötesinde ve bizi bu gece olağanüstü toplanmaya sebebiyet veren bir garabetle karşı karşıyayız. Elimde Yargıtay 3. Dairesi'nin, ceza dairesinin almış olduğu bir karar var. Karar öyle tartışılacak bir karar değil. Karar herhangi bir olay değil. Bu karar düpedüz bir darbe girişimi. Birincisi, mesele karar elbette Can Atalay açısından, Can Atalay'ın seçme ve seçilme hakkının ihlali noktasında verilen karara direnme kararıdır. Can Atalay'ı mağdur eden bir karardır. Ancak kararın hedefindekiler Can Atalay'la sınırlı değildir. Can Atalay kararı örneğiyle anayasayı hiçe sayma, anayasaya direnme, anayasal düzeni ortadan kaldırma ve doğrudan bir kalkışma girişimidir Yargıtay eliyle. Karar meclise karşı darbe girişimidir. Anayasaya karşı darbe girişimidir ve karar Anayasa Mahkemesi'nin tüzel kişiliğine karşı darbe girişimidir. Şimdi kürsüde şunu söylüyorum. Bu darbeye kim direnirse arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni bulacaktır. Şimdi geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüzdeki 24 saatteki atacağımız adımlar, beklentilerimiz şu şekildedir. Sayın Numan Kurtulmuş'u saat ilerledi, sabahın erken saatlerinde ayrıca telefonla arayacağım. Ama buradan yarın tüm grupların başkanlarını, tüm siyasi partilerin, grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlarını, genel başkanlarını kendi başkanlığındaki bir danışma kurulu toplantısı yapmaya davet ediyor. Danışma kurulunun toplanmasını ve danışma kurulunun iş tüzüğün 19. maddesine göre yapacağı toplantıda yarınki meclisin çalışma planına yeniden karar vermesini. Yani uluslararası anlaşmaları görüşmek yerine özel bir oturumla bir genel görüşme açarak bir adalet oturumu gerçekleştirmesini ve içinde bulunduğumuz adalet krizine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nasıl el koyacağına karar vermesini bekliyoruz ve talep ediyoruz. Bu toplantının yapılmaması durumunda Sayın Numan Kurtulmuş'tan acil randevu talebim vardır. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi kendisi bir adalet oturumu talebini meclis gündemine taşıyacaktır. Bu adalet oturumunda gerekirse kapalı oturum talep edeceğiz. Ve içinde bulunduğumuz büyük krizin ne manaya geldiğini bir kapalı oturumda 10 yıl tutanaklarının yayınlanmasının yasak olduğu bir kapalı oturumda tüm milletvekilleriyle konuşacağız. Bu yargı krizinde kapalı oturumunda biz milletvekillerinin vicdanlarına sesleniriz. Oturum açıldığında parti gruplarının mutlaka anayasa ve adalet komisyonlarından birer temsilciyle cuma, cumartesi, pazar günü gerekli çalışmayı yapmalarını, pazartesi günü adalet komisyonuna sevk edilmek üzere bu yargı krizine el koymalarını öneriyoruz. Önerilerimizi toplanacak çalışma grubunda ve pazartesi günkü adalet komisyonunda dile getireceğiz. Dayatmamız yoktur ama bu yargı krizini çözecek fikrimiz, irademiz vardır. Ben bütün grupların bu iradeye uygun, bütün milletvekillerinin bu iradeye uygun
davranmalarını bekliyorum. Yok, Cumhur İttifakı aramızda didişiriz ama sizinle ortaklaşmayız diyorsa bu adalet oturumunu biz önce teklif edeceğiz. Yaparlarsa yaparlar, yapmazlarsa bu genel görüşme teklifimiz reddedilirse biz adalet oturumunu bu mecliste sürdüreceğiz. Bütün milletvekilleri meclis kapansa da meclisi terk etmeyecekler. Ardından ardından ikinci bir karar alana kadar Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirerek Cumhuriyet Halk Partisi meclisin açık olduğu her saat adalet meselesini gündeme getirip mücadelesini iş düzük sınırları içinde verecek. Ancak meclis kapandığında bir grubu oluşturacak sayı olan iş düzükte yazan en az 20 milletvekili adalet oturumunu sürdürecek, meclisteki adalet nöbetini sürdürecektir. Bu iş Türkiye kamuoyuna mal olacaktır. Teşekkür ediyorum.